Merhaba arkadaşlar, asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinde asit ve bazların tepkimeleri bölümüne geldik ve bu tepkimelerden ilki nötrleşme tepkimeleri. Ama biz ilk olarak bu videoyla nötrleşme tepkimelerinin denklemlerini nasıl yazıyoruz, bundan bahsedeceğiz. Nötrleşme tepkimelerinin denklemlerinin yazılması aslında bizim ilk ünitemiz içerisinde de vardı. Ancak burada hesaplama yapacağımız için bu tepkimeleri doğru yazmanız, doğru denkleştirmeniz bizim için çok önemli ve bu videoda o yüzden nötrleşme tepkimesinin ne demek olduğunu ve nötrleşme tepkimelerinin denklemlerini nasıl yazdığımızı tekrardan öğreneceksiniz. Daha önce de söylemiştik ama nötrleşme tepkimesi dediğimizde nötrleşme tepkimeleri asitle bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturması olayıdır. Burada da denklemi var. Asit ve baz tepkimeye giriyorlar. Tuz ve su açığa çıkıyor. Şimdi bunların denklemini nasıl yazıyorduk? Neler yapıyorduk? Bakalım. Şimdi asit dediğimizde sulu çözeltisine hidrojen iyonu veren maddedir. Şöyle göstereyim. Hidrojeni olacak. Bir de yanında ki hidrojen artı bir yüklü bir tane daha iyon olacak. Anyon. Şu şekilde gösterdim. Baz dediğimizde sulu çözeltisine OH eksi veriyordu. Bazı da şu şekilde göstereyim. Çünkü asit ve bazın yapısındaki H ve OH sayısı 1 ya da 1'den fazla olabilir. Nasıl oluşturuyoruz tuzu ve suyu? Öncelikle biz bu iki maddeyi karıştırdığımız zaman asitten sulu çözeltisine H artı 1 iyonu verilecek. Bir de X iyonu verilecek. Bu X iyonu ikinci olarak yazdığımız için eksi yüklü bir iyondur. Ve şu katsayı aslında X iyonunun katsayı değerliğinden geliyordur. Dolayısıyla burada X'in değerliği X en eksi diyelim. Asitin suda çözündüğünde verdiği iyonlar. Baza geldiğimizde öncelikle bir OH eksi iyonu verilecek. Bunun değerliği zaten hep eksi 1'dir. Sonrasında bir de katyon verilecek. İlk yazdığımız için bunun yükü değerli pozitif olacak. Yine çaprazdan OH'ın altına M değerinin gelmesi bu iyonun yükünün de oradan çıkarabileceğini gösterir. Nötrleşme tepkimesinde asitin hidrojeni ile bazın OH'ı birleşerek tepkime sonundaki suyu oluşturur. H2O sıvısını. Arkadaşlar kalan bu iki iyon da bize tuzu oluşturur. Tuzların formülünü yazarken önce katyonu yani artı yüklü iyonu yazmamız gerekir. Sonra anyonu yazmamız gerekir, eksi yüklü iyon. Ve eğer bu yüklerini çaprazlarsanız tuzumuzun formülü YnXm olacaktır. Tuzumuzu da şuraya YnXm olarak yazalım. Sonra da denklemi tuzun formülünü bulup suyu da yazdıktan sonra belli katsayılarla tepkimeyi denkleştirmemiz gerekir. Gelin şimdi gerçek asit bazlar üzerinden denklemleri yazalım, ürünleri belirleyelim ve denkleştirelim. İlk örneğimiz HBr ve NaOH. Sulu çözeltiler zaten bir maddenin asit ya da baz olması için suda çözülmüş olması gerekiyor. Öncelikle şuradan hidrojen artı ve birebir birleştikleri için Br eksi iyonu verilir sulu çözeltiye. Sodyum hidroksitten sodyum ve hidroksit iyonu verilir ki hidroksit eksi 1 olduğuna göre sodyum da artı 1 yüklüdür. Şu iki iyon H ve OH eksi bize denklemde H2O sıvısını oluşturacak. Kalan iki iyonumuz ise tuzu oluşturacak. Önce sodyum iyonunu yazacağım artı 1. Sonra bromür iyonunu yazacağım eksi 1. Ve bunlar NaBr tuzunu oluşturacak birebir birleşerek. Dolayısıyla tuzumun formülü de NaBr olacak. Bunları yaptık. Sonra sayılarına bakalım. Bir tane atom var. Bir tane Na1 ve 1. Bir tane buradan, bir tane buradan iki hidrojenimiz var. Bir tane de oksijenimiz var. Demek ki bütün maddelerin katsayısı 1'miş bu denklemde. Alttakine geçelim arkadaşlar. H2SO4. Şimdi asit H artı iyonu verecek. Bunu aldım. Diğer grup SO4 grubu anyonumuz ve H'ın altında 2 olduğuna göre demek ki H2SO4'ün değerli eksi 2'ymiş. Şuna geldim. OH eksi 1.
K iyonu var. Birebir birleştiklerine göre bu da artı bir yüklü bir iyondur. Ne yapacağız demiştik? Şu ikisi suyu oluşturacak. H2O sıvısını oluşturdu. Kalan iyonlarımız da birleşerek tuzu oluşturacak. Şimdi önce K artı 1'i yazacağım. Sonra SO4 eksi 2'yi yazacağım. Çaprazladığınızda tuzumuzun formülü K2SO4 olacak. Demek ki tepkime sonunda oluşan tuzumuz potasyum sülfat tuzu imiş. Sonra denkleştireceğim. Bakınız SO4'ten bu oluşanlarda 1 var. Burada da SO4 1'di. Demek ki H2SO4'ün önüne bir katsayı koymayacağım. Ama potasyum 2, burada da 2 olması lazım. 2 koyacağım. En sonda suyu denkleştiriniz. 2 hidrojen ve 2 hidrojen olduğu için 4 tane hidrojen atomu giriyor. Dolayısıyla bunun katsayısına da 2 demelisiniz. Böylece denklemimizde oluşan maddeyi belirledik ve tepkime denklemini eşitlemiş olduk. Evet, başka iki örneğimiz. Fosforik asit var, bir de sodyum hidroksit var. Şimdi bulalım. Buradan H artı iyonu verilecek. Bir de PO4 fosfat iyonu verilecek. Fosfat iyonu ya eksi 3 yüklüdür bilirsiniz ya da şuradaki 3 aslında bunun değerliğinden gelmelidir demelisiniz. Sodyum hidroksiti çözdüğümde hidroksit iyonu verilecek eksi 1. Bir de sodyum iyonu verilecek. Birebir birleştiklerine göre sodyum da artı 1 yüklü. Şu ikisi bize suyu oluşturdu. H2O sıvısı. Kalan iyonlarımız da tuzu oluşturacak. Önce sodyum artıyı yazacağım. Ardından fosfatı yazacağım. Yine çaprazladığınızda Na3PO4 olarak tuzun formülünü bulacağız. Ve buna da suda diyeceğiz. Ürünümüz de bu. Gelelim denkleştirmeye. Bakınız PO4 1, PO4 1. Demek ki bunun başına bir katsayı yazmayacağım. Sodyum altında 3 olduğuna göre buraya 3 yazmam gerekir. En son hidrojenleri sayalım. 3 hidrojen burada. 3 hidrojen de burada olduğuna göre suyun başına da 6 eder toplamı. 3 kat sayısını koyduğumuzda denklemimizi de eşitlemiş oluruz. Yine bir başka örneğimiz. Hemen yapalım. Hidrojen iyonu verildi ve nitrat iyonu verildi. Birebir birleştiklerine göre nitratın değerliğinin eksi 1 olduğunu buradan da çıkarabilirsiniz. Hidroksit iyonu var ve baryum iyonu var. Yine altında 2 olduğuna göre baryum, ki ezberden bilmelisiniz aslında artı 2 aldın ama baryumun da artı 2 yüklü olduğunu çıkartırsınız. Şu ikisi bize suyu oluşturacak. Artı kalan iyonlarımızla da tuzu oluşturalım. Önce baryumu yazacağım artı 2, sonra nitratı yazacağım eksi 1. Çaprazladığımızda BaNO3 2 olarak bulacağız tuzumuzun formülünü. Su da dedim. Şimdi gelelim denkleştirmeye. Bakınız baryum 1 ve 1 sorun yok. NO3 2 var altında. Ama burada 1 olduğuna göre şunun başına 2'yi koyacağım. En son hidrojenleri sayacak olursanız 2 hidrojen burada. 2 hidrojen de burada 4 tane hidrojen atomu girmiş. Dolayısıyla bunun başına da 2 koyduğumuzda denklemi de eşitlemiş olacağız. Bir örneğimiz daha var. H3PO4 ile SrO2 stronsiyum hidroksitin denklemi. Yine aynı şeyleri yapalım. H artı veriliyor. Bir de PO4 fosfat kökü var. Ki hidrojenin altında 3 olduğu için eksi 3 değerliklidir. Buradan Sr ve OH eksi iyonları verilecek. Hidroksit zaten eksi 1. Altında 2 olduğuna göre bu katyonumuz artı 2 yüklüymüş. Aynı şeyleri yapıyoruz. Bu ikisi bize suyu oluşturdu. Kalan iyonlar Sr artı 2 var. Bir de PO4 eksi 3 var. Önce katyonu yazacağım. Çaprazladığımızda tuzun formülünü Sr3 PO4 2 olarak buluruz. Demek ki bu nötrleşme tepkime sonucunda oluşan tuzumuzun formülü de buymuş. Şimdi denkleştirelim. Sr'nin altında 3 var. Burada 1. Demek ki başına 3 kat sayısını koyacağım. PO4'ten 2 tane var. Burada 1. Bunun 2 koydum. Hidrojenleri sayacağız. 6 hidrojen burada var.
2 çarpı 3'ten 6 hidrojen burada var. 12. Demek ki suyun katsayısı da 6 olacakmış. Şimdi arkadaşlar biz bunu yaptıktan sonra şu tür hesaplamalar yapacağız. Konumuzun devamında. Hemen şuraya denkleşmiş halini yazacağım. Sizden bir tepkime işte bilmem neyle bilmem neyin nötrleşme tepkimesi diyecek. Buna göre kimyasal hesaplamalar yapmanız istenecek. Önce siz denklemi yazıp sonra denkleştireceksiniz. Bu katsayılar bize mol oranlarını veriyordu hatırlayınız. 2 mol asit 3 mol bazla tepkimeye giriyormuş. Tepkime sonunda 1 mol tuz ve 6 mol su oluşmuştur deyip işte bu kadar asiti nötrleştirmek için ne kadar baz lazım gibi örnekler yapacağız. Burada nötrleşme tepkimelerinde daha önceden yine bahsettiğimiz bir nokta var. Şimdi burada HCl'nin sulu çözeltisiyle NH3'ün sulu çözeltisini de tepkimeye sokuyoruz. Hidrojen klorür bir asittir, NH3 bir bazdır. Dolayısıyla nötrleşme tepkimesi. Ancak NH3 susuz baz olarak geçer. Bakınız tepkimeye giren oksijen yok. O zaman oksijen de çıkamaz. Çünkü NH3'ün nötrleşme tepkimelerinin sonucunda sadece tuz oluşur, su açığa çıkmaz. O nedenle NH3'ü susuz baz olarak tanımlıyoruz. Bunu unutmayınız. Ve son ekleyeceğimiz bir şey var. Aslında az önce nötrleşme tepkimesini yazmıştık. Şunu unutmayın. Asit ve bazlar suda çözündüklerinde, daha doğrusu maddeler suda çözündüklerinde asit ve baz özellik gösterirler. Yani HCl gazı dediğimizde bu bir asit değildir, bu bir bileşiktir. Ancak HCl suda dediğimizde asit olur. NH3 gaz haldeyken bir baz değildir. NH3 suda çözündüğünde baz özellik gösterir. O nedenle biz HCl ve NH3'ü sulu çözeltilerinde karıştırdığımızda NH4Cl tuzunu elde ediyoruz. Su açığa çıkmıyor demiştik. Bu bir nötrleşme tepkimesidir. Ancak bu maddeler suda olmadığında yani alttaki denklemde evet yine tepkime verirler. Yine amonyum klorür katısı oluşur. Ancak bu bir nötrleşme tepkimesi olmaz. Çünkü bu maddeler asit ya da baz özellik göstermiyorlar. Suda çözünmüş halde bulunmadıkları için. Mesela bu bir birleşme tepkimesi yani sentez tepkimesi olur. Ama nötrleşme tepkimesi olmaz. Bu da aklınızda bulunması gereken buradaki önemli noktalardan bir tanesidir. Evet, bu videoda yapacaklarımız bunlar. Daha sonrasında siz bu denklemleri iyice yazmayı öğrendikten sonra daha önce de yapmıştık zaten nötrleşme tepkimeleriyle ilgili hesaplamalar yapacağız. Bunun da içerisinde görüşmek üzere arkadaşlar.